Lafton'un belirtisi sinirin ezilmesiyle alakalıdır. Omur kemikleri arasından çıkan kıkırdak sinire gelir ve batar. Bu buraya batınca burayı başlar oymaya. Bu buraya battıkça biz bunun acısını hissederiz. Bunun acısı adı bel fıtığıdır ama bel ağrısı olmaz. Belin ağrıdan kopsa, belime hançer saplandı olsa, hani öyle derler, bu bel fıtığı göstergesi değildir. Bel fıtığındaki gösterge bizim halkımızın siyatik diye bildiği, yıllardır benim siyatiğim var, bel fıtığım yok. Siyatik bel fıtığıdır zaten. Yani belde sinirin sıkışmasıdır. Bu sinir ezilirse kalçada sanki tornavidayla oyuyorlar gibi pis bir ağrı, kalçadan dize doğru sanki içinde bir tel var da çekiyor gibi pis bir ağrı, bir de dizden altında şu baldır dediğimiz yerde sanki onu bir şey kapıyor, sıkıyor, içinden mızrak çıkıyor gibi ifadeler kullanılmasalar böyle dayanılmaz bir kalçadan dize topuğa inen bacak ağrısı olur. Bu öyle bir ağrıdır ki ciddi bel fıtıklarında hastalar şu bacağımı kes, illallah ben bunu çekemiyorum diye gelirler. Kimse durup dururken ameliyat olmuyor. İş öyle bir terse dönüyor ki hasta ne olur beni ameliyat et diyor. Al sana bir de üstüne para vereyim diyor. Düşünsene dururken iğne bile yaptırmıyorsun. Yani böylesi dayanılmaz bacak ağrısı olur. Kalçadan bize topuğa inen ağrı. Bunun buraya sürtmesiyle oluşan ağrıdan başka, bu buraya sürttük, burayı aşındırdıkça, yani şunu sinir gibi düşünün, bu buraya adile bir şey sürtüyor. Hem canım acıyor, hem de sonuçta bu kumaş da çelik değil ya, bu da giderek aşınıyor. Bu kumaş aşındıkça, bu kablo aşındıkça, aşağı giden voltaj düştüğü için, işte his kaybı, güç kaybı. Efendim küçük abdest, büyük abdest düzen bozukluğu, erkeklerde ereksiyon bozukluğu, kadınlarda cinsel hissizlik gibi pek çok özürler çıkartıyor. Kabloyu nereden zedelersen oradan aşağısında kusurlar çıkartıyor. Biz o kusurlardan kurtarmak için şu batanı buradan çekip alıyoruz.